arka plandan başlayalım. Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerginlik var son zamanlarda. Obama Riyad'ı ziyaret ediyor. Ama onun öncesinde o Atlantik'teki, hatırlayacaksın Obama'nın verdiği Atlantik mülakatında Suudi Arabistan'ı free rider olarak, yani beleşçi, bir nevi beleşçi olarak resmediyordu. Ve ardından Suudi prenslerinden Prenses Türkiye'ydi yanlış hatırlamıyorsam, bir makale yazıp, yani Mr. Obama biz şey değiliz, beleşçi değiliz. Şimdiye kadar Suudi Arabistan olarak hem finansal açıdan hem askeri güvenlik açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğumuz olanaklara bir baksanız bizim beleşçi olmadığımızı anlarsınız diye bir makale yazmıştı. Oradan buraya gelene kadar, işte tabii nükleer meseleyi de, İran anlaşmasını da ekleyebiliriz buna. Suudların genelinde Amerika Birleşik Devletleri bizi İran'a sattı. Şey var, düşüncesi var. Ne diyorsun? Bu algı çok yaygın. Bu sadece yönetimle değil, aynı zamanda gazeteciler ve yine oradaki elitlerin pek çoğuna yansımış durumda. Burada tabii Obama yönetiminin Küba ve İran örneği üzerinden yeni bir barış mesajı vermek gibi bir amacı var. Ve İran nükleer anlaşmasına çok büyük bir yatırım yaptı Obama. Bunun da başarıya ulaşması için her türlü adım atmaktan geri durmayacağını ortaya koydu. Ve bu noktada mesela Suriye'deki gelişmeleri, diğer Irak'taki gelişmeleri de bundan bağımsız okumamak lazım zaten. O noktada Suudi Arabistan böyle bir değişimin olduğunu hissediyor. Buna göre bir tavır alıyor. Ona göre dengeyi yeniden oturtturmaya çalışıyor. Bu işin bu kadar kolay olmayacağını, bunun bir maliyetinin olacağını Amerika Birleşik Devletleri'ne göstermeye çalışıyor. Şimdi bugün özellikle Amerikan medyasında çok sayıda makale vardı bununla alakalı. Yani Suudlar diyelim, kongreden bu şey geçti, tasarı. Büyük ihtimalle geçmeyecek. Yani birçok kişinin şeyi, Amerikan yönetimi de, yani başkanlık da geçerse veto edeceğini söylüyor. Evet, veto edeceğini söylüyor. Yani bu geçmeyecek ama tartışılması bile aslında gerginliği göstermesi açısından önemli. Biliyorsun o 11 Eylül raporunda açıklanmayan bir, yani şey etmeyen, gizliliği kaldırılmayan bir 28 sayfalık metin var. Bu 28 sayfalık metinde Suudi Arabistan'ın bir takım yetkililerinin 11 Eylül'le bağlantılarının gösterildiğini, kanıtlandığı iddia ediliyor. Şimdi bu anlaşma, bu tasarı geçmese bile Amerikan yönetiminin o 28 sayfayı açıklama ihtimali söz konusu. Bundan bahsediliyor. Ve bunun işte Amerikan vatandaşlarının Suudi Arabistan hükümetini direkt olarak mahkemeye verme, suçlama ve onlardan bir takım tazminat talep etme hakkını doğuracağını söyleyenler var. Şimdi bunun karşısında Suudlar da çok açık bir şekilde, eğer siz bu tasarıyı geçirseniz biz bütün mal varlığımızı Amerika'dan çekeriz tehdidinde bulundular. Tabii soru şu, diyelim tasarı geçti ve Suudlar paraları çektiler, ne olur? Tabii bunun çok ciddi bir ekonomik yansıması olur öncelikli olarak Amerika'ya ve bütün dünyaya bunun etkisi olur tabii ki. Ama öte yandan bu artık bölgedeki gelişmeleri de çok ciddi şekilde etkiler. Çünkü işte biraz önce programın başında söylemeye çalıştık. Suudi Arabistan'la Amerika'nın ilişkileri belki 30'lardan itibaren ciddi bir ilişki söz konusu ama 79-80'den itibaren çok daha başka bir yöne evrilmiş durumda. Bölge siyasetini tamamen değiştirir ve bambaşka bir yeni denklemin, yeni ittifak ilişkilerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Ve bunun, kimse bunu bu kadar ileriye götüreceğini ben varsaymıyorum. Ama bu her iki tarafın yaptığı açıklamalar, verdiği mesajlar karşılıklı olarak tutumlardan, ne kadar birbirlerinin tutumlarından hoşlanmadıklarını göstermek için ortaya çıktı. Bu hoşnutsuzluk aslında işte Obama'nın karşılanmasından başlayan şekilde, senin de bahsettiğin bazı makalelerin, bazı açıklamaların yapılmasıyla karşılıklı olarak birbirlerine hissettiriliyor, birbirlerine veriliyor. O bakımdan işin orada diye varması pek beklenmiyor ama varırsa bunun Amerika için iktisadi sıkıntı sonuçları olabileceği gibi aynı zamanda bölgedeki stratejik dengeler arasında önemli sonuçlar olacak. Şimdi bugün biraz rakamlara baktım ben. İşte 750 milyar dolardan bahsediyoruz. Suud'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığı. Bunun çekilmesinin eğer
işte Çin gibi özellikle ülkelerde buna uyup paralarını çekmediği müddetçe çok büyük bir işte yıkıma sebep olmayacağını söylüyor birçok işte ekonomist. Yani konu açılınca ekonomistlerin birçoğu da analiz yapmaya başlamış bu konuda. Suudi Arabistan bunu direkt olarak çekemeyeceği bir tarafta. Doğru bir kısmı. Çok hızlı bir şekilde çekemeyeceği. Çünkü ona da bir ekonomik maliyet olacaktır bunun. Tabii ki işte çekse bile ekonomik olarak kendisinin zarar göreceği ama yine de elinde kullanabileceği bir kaldıraç var, bir enstrüman var. Bu tehditle birlikte yani aslında Obama yönetimine mesaj gönderiyor. Gider ayak Obama. Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o stratejik işbirliğini bozmak istemeyecek. Bozmasın. Çünkü zaten yapmaya çalıştığı şey var olan sıkıntıları aşıp Amerika'nın sorunlu olan ülkelerle ilişkiler, işte Küba gibi, İran gibi ilişkileri düzeltip olumlu bir çıkış yapmak. Yani Suriye noktasında gelen eleştiriler, bir sürü noktada gelen eleştirilere rağmen en azından bir dizi başarı hikayesini ortaya koyup gitmek isterken böylesi bir kopuş ortaya çıkarsa tabii bu büyük bir başarısızlık olacağı için bunu yapmak istemeyecektir. Ya o biraz tartışma konusu. Obama kendisini işte bizim o geleneksel ama işte şöyle bir akım var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tamam stratejik işbirliği yapıyorsun ama bunlar demokrasi değil, işte El-Kaide'yi destekliyor diye iddia ediyorlar. İşte 11 Eylül'de bunu gördük. Yani Amerika Birleşik Devletleri veya Obama yönetiminin o Suudi Arabistan'a bağımlı olma durumundan kendisini kurtarıp İran'a yakınlaştırılmasını daha mantıklı olan olarak gören bir çevre var. Onlara göre de başarı bu. Doğru. Ama eğer ilişki tamamen kopar ve bu bir kriz şeklinde koparsa o zaman bir başarısızlık ciddi, olur. Ciddi sıkıntılar olacak. Bu geçişi çok daha aşamalı, çok daha yumuşak bir şekilde başarabilirse bundan bir başarı hikayesi çıkartılabilir. Zaten bu seyahatin, Obama'nın en son Riyad seyahatinin sebepleriyle ilgili yapılan tartışmalarda öne çıkan unsurlardan birisi bir gönül alma. Yani tamam biz İran'la bir şekilde yakınlaşıyoruz, İran'la Amerika'nın ilişkileri belirli ölçüler düzeliyor ama bu sizi tamamen göz ardı ettiğimiz, sizinle olan ilişkimizi tamamen görmezden geldiğimiz anlamına gelmez. Siz hala bizim önemli müttefikimizsiniz. İran'ın bölgesel politikalarını yakından izlemeye devam edeceğiz mesajı vererek bu noktada gelecek olan eleştirilerin önünü almak noktasında biraz bir tavır olmalı. Magazine girelim. Havaalanında kralın kendisinin Obama'yı karşılamaması bir mesaj mı sence? Tabii ki bir mesaj. Bir mesaj. Belki bu çok çok önemli bir şey değil. Esas işin özüne yönelik bir şey değil ama protokoller anlamda verilen bir mesaj olduğunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Ruhani'nin İran'da başkan seçilmesinden sonra, cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra muazzam bir lobi aktive edildi. Yani bir İran lobisi. Şimdi bakıyorsunuz eskiden bu kadar değil, bu kadar kuvvetli görünmüyor. Özellikle Ahmedinejad döneminde bir nevi sinmiş vaziyettelerdi. Doğru. Çünkü malzeme müsait değil buna. Argümantasyon üretecek şey yok. Evet, arka malzeme plan müsait değil ama Ruhani ile birlikte işte bir moral üstünlük elde ettiklerini düşünen o lobi kuvvetli bir şekilde harekete geçti. Yani bugün işte 3 tane Suudi Arabistan lehine yazı varsa Amerikan basında, belki 5 tane 10 tane İran lehine, yani Obama'nın bu hareketinin doğru Amerikan olduğunu, çıkarları açısından doğru olduğuna dair şey var. Yani bir kampanya var. İran'la ilişkilerini daha da derinleştirmesi ve artık bir Suud boyunduruluğundan kurtulması gerektiğine dair şeyler var, iddialar var. Bu dediğim gibi özellikle Ruhani'den sonraki dönemde çok belirgin hale geldi. İran'ın Washington'daki sesi çok kuvvetli çıkıyor.